Bu videoda bileşke fonksiyonların limitleri ile ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak bizden x 3'e giderken g içerisinde h x'in limitini bulmamızı istemişler. Her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın olur mu? Peki. Şimdi limit özelliklerini hatırlarsanız... Ee yazarsam daha iyi olacak. Evet bu bu g içinde x 3'e giderken h'nin limitiyle aynı şeydir öyle değil mi? Ve buna göre de soruyu çözmek için x 3'e giderken h x'in limitini bulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. x 3'e giderken h x'in limiti. h x'in grafiği burada o halde x 3'e giderken H3'ün tanımsız olduğunu görüyoruz ama buna rağmen x 3'e giderken Hx'in limitinin ne olduğunu incelemeye devam edebiliriz. x 3'e soldan yaklaşırken evet fonksiyonun değeri sabit ve 2 değil mi? H2 2 buçuk, 2'dir. H 2 virgül 9, 2'dir. H 2 virgül ,9, 9, 9, 9, da 2'dir. Bunun için x 3'e soldan yaklaşırken limitinin 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. x 3'e sağdan yaklaşırken de aynı durum söz konusu mu bakalım? H 3 virgül 0, ,1. evet 2'dir. H 3 virgül evet. H 3 virgül 0, 0, 0, 0, 1, evet o da iki. Sağ ve sol limit 2 eşit olduğuna göre bunun değerini artık yazabilirim. Bunun değeri 2. Ve geriye g2'nin ne eşit olduğunu bulmak kaldı. Şimdi ona bir bakalım. x 2'ye eşitken g2'nin değeri 0 öyle değil mi? İşte bu kadar. Hadi birkaç tane daha yapalım. Burada x eksi 1'e giderken h içinde gx'in limitini bulmamızı istiyorlar. Yine az önceki gibi bunu h içinde x eksi 1'e giderken gx'in limiti olarak yazabilirim. Haydi x eksi 1'e giderken gx'in limitini bulalım. y eşittir gx'in grafiği burada. Fonksiyon x eşittir eksi 1'de süreksiz. x eksi 1'e soldan yaklaşırken evet fonksiyon eksi sonsuza gidiyor. x eşittir eksi 1'e sağdan yaklaştığında şu şekilde evet fonksiyonun değeri artı sonsuza yaklaşıyor öyle değil mi? Sağ ve sol limit de sonsuza aynı yönden yaklaşıyor olsaydı bile teknik olarak burada limit yok diyecektik. Evet burada biri eksi diğeri artı sonsuza gittiği için limit kesinlikle yoktur dersem doğru olacak. Ve eğer x eksi 1'e giderken gx'in limiti yoksa bu ifadeyi değerlendirmek de imkansızdır değil mi? Dolayısıyla hemen not edebiliriz bu ifadenin limiti yoktur. Hadi gelin bir tane daha çözelim. Bu sefer de x eksi 3'e giderken h içinde fx'in limiti soruluyor. Bu da h içinde x eksi 3'e giderken fx'in limitiyle aynı şeydir. O halde hemen y eşittir fx'in grafiğine bakalım ve x eksi 3'e giderken bu fonksiyonun limitinin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Eksi 3'e soldan yaklaşırken fonksiyonun değeri 1'e yaklaşıyor değil mi? Ve sağdan yaklaşırken de fonksiyonun yine 1'e yaklaştığını görüyoruz. Güzel. Sol taraftan eksi 3,1 eksi 3,01 eksi 3,001'de de fonksiyon değeri 1'e yaklaşıyor. Sağ taraftan yaklaşırken de aynı şey geçerli olduğuna göre bu limit 1'e eşittir. Evet diyebiliriz. Ve Sıra geldi H1'in neye eşit olduğunu bulmaya. Şuraya yeniden bir yazayım eşittir evet. Şimdi de H1'in ne olduğunu bulacağız. H'nin grafiğine baktığımızda fonksiyonun x eşittir 1'de tanımlı olmadığını görüyoruz öyle değil mi? O halde hemen not edelim. Tanımsız. Bu durumda bu ifadenin limiti de olmayacaktır. fx fonksiyonunun x eksi 3'e giderken limitini bulduk ama buradan elde ettiğimiz değeri hx fonksiyonuna verdiğimizde h'nin bu noktada tanımlı olmadığını gördük.